Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Ortaköy ilçesinde ziyarette bulundu. Ortaköy Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı öncesinde ilçe esnaflarını ziyaret eden Vali Aydoğdu esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu. Ortaköy Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılan Vali Aydoğdu, Ramazan ayının hayır ve bereketini hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Ramazan'ın kardeşlik ve paylaşmanın birbirine bağlanma, birbirine tutunma olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, "Böylesi özel bir ayda hep beraberiz. Allah birliğimizi daim etsin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu manevi ayın bereketini ve güzelliğini hep beraber yaşıyor ve paylaşıyoruz," dedi. Ortaköy Belediyesi'nin geleneksel iftar programına Ortaköy Kaymakam Vekili Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, meclis üyeleri, birim amirleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile deprem afetinin ardından deprem bölgesi illerden ilçeye gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında kalan depremzedeler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ama... Bir yaşta çocuklara bilgisayar da yanmış, telefon da yanmış. Kitap okuyacaksınız. Kitap okursanız size bol bol kitap gönderecek. Ne diyorsunuz? Bu güzel günde, bu güzel iftarda bizlerle beraber olun. Sizlere, sizlere iftar açma şerefine nail olduğumuzdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan paylaşmaktır, kardeşliktir, birbirine bağlanmaktır, birbirine tutunmaktır. Bugün burada çok güzel bir atmosfer var. Allah birliğimizi daim etsin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir dizi ziyaret ve Aksaray Belediyesi yeni kapalı semt pazarı açılışı dolayısıyla Aksaray'a geliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 5 Nisan Çarşamba günü Aksaray'a geliyor. Bir dizi ziyaretler yapmak üzere Aksaray'a gelecek olan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilk olarak saat 12.30'da Aksaray Valiliği'ne ziyarette bulunarak Vali Hamza Aydoğdu ile görüşecek. Bakan Muş saat 13'te Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'i makamında ziyaret edecek. Ardından Cumhur İttifakı'nın sağlandığı Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nda ziyaret yapacak olan Bakan Muş, esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. Daha sonra saat 15'te AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Hamza Aktürk ve aday adaylarıyla buluşarak AK Parti hükümetinde yapılan hizmetlere değinerek seçim çalışmaları hakkında da bilgiler verecek. Muş 16'da Altuntaş Ayamot ziyaretinin ardından Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplantı gerçekleştirecek. Saat 18.30'da Aksaray Belediyesi yeni kapalı semt pazarı açılışına katılarak vatandaş ile iftar yaptıktan sonra Aksaray'dan ayrılması bekleniyor. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Türkiye Odalar Birliği Başkanlığı önceliğinde El Verin Ev Yapalım projesi hakkında bilgi verdi.
Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ile etkileyen depremin ardından açıklamalarda bulunan Aksaray Ticaret Borsası Birliği Başkanı Hamit Özkök, ticaret odası olarak yaptıkları yardıma ilişkin çadır, konteyner, uçak ve yemek yardımı gibi birçok destekte bulunduk. Şimdi ise Türkiye Odalar Birliği olarak 1 milyar bütçe ayırarak kalıcı konut projesi planlıyoruz dedi. Diğer yandan 24 Mart'ta Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan hain saldırıyı eshefle kınadığını belirten Özkök, nefret suçu teşkil eden bu olayı ifade özgürlüğü adı altında normalleştirmeye çalışanları asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz dedi. Kıymetli Aksaraylı hemşerilerim, Türkiye'nin lokomotifi olan Türk İş Dünyası'nın temsilcisi Türkiye Odalar Borsalar Birliği nezdinde başlatılan El Verin Ev Yapalım kampanyasını muhakkak duymuşsunuzdur. Kahramanmaraş merkez ili iki büyük depremde 50 binden fazla can kaybedilmiş olup 110 binden fazla yaralımız olmuştur. Acımız büyüktür. Ölenlere Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama hayat devam ediyor. Bölgede yaşayan insanlarımızın acılarını bir nebze olsun paylaşabilmek adına bundan sonra hayatlarını sürdürebilmelerini kolaylaştırmak ve sağlama adına Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından Aksaray Ticaret Borsası ve tüm oda borsalarının katkılarıyla bugüne kadar 6 uçak, 7 gemi, 4157 adet tır, 725 kamyon yardım malzemesi ile 5699 çadır, 1418 konteyner, 551 adet iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevkini sağlamada katkıda bulunduk. Geçici barınma imkanları sağlamak üzere yaklaşık şu an itibariyle 6000 adet çadır, 3870 konteyner temin ederek yerinde olmalarını gerçekleştirdik. 24 noktada yemek mutfağı kurarak 3,5 milyon kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik bugüne kadar. Halen şu anda bölgede kurulu 5 çadırda iftar ve sahur dahil olmak üzere 4 öğün sıcak yemek sunmaya devam ediyoruz. Bunlarla da kalmadık. Şimdilik 1 milyar bütçe ayırarak yaklaşık 105 ile 110 metrekare civarında 850 adet kalıcı konut yapımına bugün itibariyle başlıyoruz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyen bu ecdat, ben buradan Türk iş dünyasına, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sercikloğlu'na başta olmak üzere top mensuplarına, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir şuuruyla hareket eden borsa üyelerimize ve yüce Türk milletine yürekten teşekkür ediyorum. El verin, ev verelim. Bir tuğlada siz verirseniz inşallah orada o tuğlalar yığınlar halinde depremzede vatandaşlarımıza katkı sunacak ve kalıcı konutlar gerçekleştireceğiz. Bölgemizin ticareti, gelişimi ve hayati bakımından çok önem verdiğimiz bu projeye iş dünyası, sivil toplum örgütleri, vatandaş birliğiyle, el birliğiyle, güç birliğiyle bu başımıza gelen felaketi hep birlikte kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Bize bugüne kadar destek olan kıymetli üyelerimize, hemşerilerimize ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yardımların devam etmesini özellikle diliyor ve rica ediyoruz. İkinci konumuz ise deprem ve Ramazan'la unutulmayacak bir konu. Danimarka'da 24 Mart 2023 tarihinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Maalesef Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verecek fesatça saldırılar devam edeceği gözlenmektedir. Avrupa'daki makamların ve yetkililerin bu nefret suçunun failleri hakkında işlemler yapmaya, toplumsal huzuru barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesini ve tedbirlerin alınmasını diliyor. Yüce Türk milletine
İslam'a ve Türk düşmanlığına karşı yaptıkları Avrupa'daki hain ve fesat insanları bilmelerini ve ona göre birlik ve beraberliğimizi gerçekleştirmelerini diliyorum. Rabbim Türk milletine birlik, devletimize dirlik ihsan eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde yapmayacağımız hiçbir iş yoktur. Ben buradan tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Musa kitabımız Kur'an'a ve şanlı Türk bayrağımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu manada biz başlatmış olduğumuz Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediyemiz bugün basın mensuplarına takdim ediyorum. Rabbim kutsal Kur'an'ımızı ve Türk bayrağımızı ilelebet muhafaza etmesini diliyorum. Kardeşime takdim ediyorum. Merhaba başkanım. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele edilmesi, vatandaşların huzur ve güven duygusunun artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Mart ayında kentin farklı mahallelerinde yapılan uygulamalar ve planlı operasyonel çalışmalarda 26.708 şahsın GBT sorgusu yapılırken aranan 131 şahıs ise yakalandı. Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından dolayı 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ve hırsızlık suçundan toplam 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs ile birlikte muhtelif suçlara karışan 82 şahıs tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çalışmalarda 1981 araç kontrol edildi. 5 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı otomobil, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve 47 adet fişek çalıntı kaydı bulunan tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uygulamalarda 9 şahıstan 25 gram esrar maddesi, 10 bonzai maddesi, 8 gram metamfetamin maddesi, 3 adet egzazi hap ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edilecektir denildi. 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde veteriner hekim Melikşah Yıldız sokak hayvanları ile ilgili tüm merak edilenleri cevapladı. 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde veteriner hekim Melikşah Yıldız yaptığı açıklamada sokak hayvanı diye bir tabir yoktur. Yerel hayvanlar vardır. Yani hepimiz bir arada yaşıyoruz. Sokak hayvanlarını korumak belediyelerin işidir. Belediyeler hayvanları toplar, tedavisini yapar, rehabilite eder, sahiplenmek isteyen olursa sahiplendirir, olmazsa doğal yaşamına tekrar bırakır dedi. Öte yandan gündemde olan kuduz vakalarına da değinen Yıldız, kuduz olan bir hayvanın sadece gözlerine bakarak kuduz olduğunu anlayamayız. Kuduz olan bir hayvan 10. gününden sonra ağzından köpükler çıkarmaya başlar. Kuduz dediğimiz hastalık ise sadece ısırma yoluyla bulaşır ifadelerini kullandı. Ben veteriner hekim Melikşah Yıldız. Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü. Günün önemini bize anlatır mısın? Evet, bugün 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü. Bugünü niye kutluyoruz? İlk önce onu açıklayayım. 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü kutlamamızdaki amaç sokakta bizimle birlikte yaşayan yüz binlerce canlının sorunlarını insanlara aktarabilmek. Nedir bu canlıların sorunları? En büyük problemleri bunların sokakta açlık, susuzluk, barınma problemleri ve sağlık problemleri. Bu gibi problemlerin çözümünde insanların farkında olup sokak hayvanlarının refahını arttırmak amacıyla kutladığımız bir gün. Yani temel amacımız burada insanlara sokaktaki hayvanları fark ettirmek. Peki sokaktaki hayvanları nasıl fark ettirebiliriz? Sokaktaki hayvanları fark ettirmemiz için ilk önce sokak tabiri kelimesini kullanmamamız gerekiyor. Çünkü sokak hayvanları diye bir tabir yok. Yerel hayvan tabirini kullanmayı biz daha çok tercih ediyoruz. Nasıl farkına varabiliriz? Burada sorumluluğu olan kişiler var. Belediyeler, valilikler, il özel idare, bakanlık. Bu kurumların zaten Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında yer alan 5199 nolu sokak hayvanları koruma kanunu kapsamında üstlerine düşen yükümlülükler var. Buradaki en büyük yükümlülük belediyelere düşüyor. Belediyelerin temel amacı burada yerel hayvanları alıp tedavilerini tamamlamak, aşılarını tamamlamak, kısırlaştırma işlemlerini yapmak ve daha sonra da sahiplendirmek. Sahiplenilmeyen hayvanları tekrar
kendi doğal yaşam ortamlarına, eski ortamlarına bırakmak. Buradaki en büyük görev belediyelere düşüyor. Belediyeler bu noktada rehabilite dediğimiz çalışmalar yapıyor. Aslında kalırsanız barınak dediğimiz yerde yanlış kullandığımız bir cümle. Barınak diye bir tabir yok. Rehabilite edilen yer var. Orada hayvanlar sağlıklarına kavuşturulur, aşılar yapılır, rehabilite edilir, kısırlaştırılır ve eski yaşam ortamlarına tekrar bırakılır. Burada farkına nasıl vardırabilirsiniz diye sordunuz. Onu da kısaca anlatayım. Temelde insanlara bunu anlatmamız gerekiyor. Bunun en temeli de ilkokul çağındaki çocuklara milli eğitim aracılığıyla sokak hayvanlarının sevgisini vermek gerekiyor. Biz bunlarla aynı ortamda yaşıyoruz, aynı dünyayı paylaşıyoruz ve bunların refahı bizim için önemli. Sokakta yaşayan bazı hayvanlar saldırgan olabiliyor. Mesela bu konuda neler yapabiliriz, saldırgan olup olmadıklarını nasıl anlayabiliriz? Saldırgan olup olmadıklarını anlama direkt olarak görmeyle olur. Saldırmasını nasıl engelleyebiliriz sorusunun cevabı az önce de söyledim. Barınak diye bir tabir yok, rehabilite merkezi var. Belediyeler sokaklarda saldırganlık yapan, hırçın olan saldıran köpekleri toplar, aşılarını yapar, sağlıklarını yerine getirir ve rehabilite eder. Yani ne demek rehabilite etmek? Saldırganlıklarını almak demek ve bundan sonra tekrar eski yerine bırakır. Belediyelerin bunları ömür boyu orada muhafaza etmek gibi ne gücü var ne kanunen yetkisi var. O yüzden rehabilitasyon ve saldırgan köpekler rehabilite edilerek yeniden eski ortamlarına bırakılırlar. Sokaktaki hayvan niye saldırır? 2-3 tane nedeni var. Bunlardan en büyük nedeni açlık. Kızgınlıkta olan hayvanların ve sürü psikolojisine girmiş olan hayvanların korkan ve kaçan bir kişinin peşinden koşması. Rehabilite merkezlerindeki kediler, köpekler, özellikle köpekler kısırlaştırdıkları zaman biraz daha sürü mantıklarını kaybediyorlar. Bireysele dönüyorlar. Çiftleşme meslekleri gittiği için otomatikmen bireysel olarak takılıyorlar. Aynı zamanda belediyeler ve gönüllü kişiler, kuruluşlar bunların beslemesini yapar ise aç olmayan bir canlı kolay kolay saldırmaz. Son zamanlarda sokak hayvanlarında kuduz vakaları çok ortaya çıkıyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Kuduz vakası viral bir hastalık. Köpeklerde gördüğümüz bir hastalık. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunun birinci sorumluluğu bakanlıkta. Tarım ve Orman Bakanlığımızda. Tarım ve Orman Bakanlığı zaten doğal hayatta, tilkilerde, yaban hayvanlarda aşılamayı yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? Yiyecek, aşılı yiyecek atarak yaban hayata aşılamalarını yapıyorlar. Köpeklerde kuduz vakası olduğunda bunu normal bir vatandaş olarak görerek anlamamız çok zor ama bir saldırganlık olur. Son aşamasına doğru ağzında köpürmeler olur hayvanların. Bunun da yine başta söylediğim gibi aşılamadan geçiyor. Yerel hayvan diye tabir ettiğimiz hayvanların alınıp barınaklara kimliklendirilmesi, kuduz aşılarının yapılması, hasta olanların tedavi edilmesi, kısırlaştırılması ve tekrar eski ortamlarına bırakılarak bu hastalığın önüne geçebiliriz. Zaten bu hastalık sadece ısırmayla yayıldığı için önüne geçmek kolay. Tedavisi olmayan bir hastalık. O yüzden aşılamak tek koruma yöntemi. Son zamanlarda altın piyasası yükselişe geçerken biz de mikrofonlarımızı kuyumcu Fehmi Kuyucu'ya uzattık. Altın piyasası ne durumda? Detaylar haberimizde. Son zamanlarda altın fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşlar gözünü altın piyasasına çevirdi. Kuyumcu Fehmi Kuyucu altın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini söylerken eski kuyumcuların ve bilindik kuyumcuların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra hicretin 100. yılına değinen Kuyucu, hicretin 100. yılı için üretilen ve piyasa değeri 40-50 bin lira bandında olan üzerinde Peygamber Efendimizin mührünü taşıyan altın var. İsteyen vatandaşlarımız bunları da alabilir. Sayın Kuyucu, sizden genel altın piyasası hakkında bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii efendim, hoş geldiniz. Altın fiyatları gördüğünüz gibi 15 gündür bir yükselmedi. Aşağı yukarı 20 gün falan oldu. Şu anda 1250 civarında. Çeyrek yaklaşık 2050 lira, o da yükseldi tabii. Yarımda 4150-4100 civarında. Büyük altında 8200 civarında. Bu yükselmeye yaklaşık Amerika'da bir banka pozisyonlarında bir bozulma oldu. Yeni yeni toparlanıyor. Bir düşme oldu. Tekrar bir 1200'ün üstüne çıktı da bir gevşeme oldu ama tekrar toparladı. Ha, bu şu ara bir iyi satış var altında, yani dünya üzerinde. Bunun bir ben ayın en azından bu Nisan 15'ine kadar bir yükselişi devam edeceğini düşünüyorum. Ama seçim ağzı da altının biraz gevşeyeceğini,
Yani eğer bir dünyada bir olumsuzluk olmazsa, çünkü Amerika'da hala faizi bir 25 puan arttırma şeyi var, pozisyonu var. Evet, dünyada ne kadar bir para bolluğu da olsa altını bir şu anda enflasyondan dolayı faizi 25 puan arttırdığı zaman altında yine biraz düşme bekliyoruz. Ama şu anda herkes kar satışında. Bu ayın 15'ine kadar devam eder diye düşünüyorum. Ondan sonra biraz altın fiyatları gevşeyebilir. Ama alım için yine fırsatı değerlendirmek, takip etmek lazım. Boşta paranız varsa, altının çünkü bu inmesi çıkması 20-30 lira devamlı olur. Altın her zaman alınır. Yani biriktirmek için, tasarruf için altını vatandaşlarımıza almayı tavsiye ederiz. Benim görüşüm, yani uzmanları da dinliyoruz. Altının ben ayın 15'ine kadar bir yükselme bandına gireceğini, yani en azından bir belki 1300'ü bulacağını ama ondan sonra bir altında bir gevşeme bekliyorum. Tahminim öyle. Şu anda altını hem satan da çok, alan da çok. Öyle söyleyeyim. Çünkü parası olan altın yükselecek diye, televizyonda da devamlı öyle bir yayın olduğu için altını yükselecek diye vatandaş alıyor. Ama ihtiyacı olan da yüksek değil, satıyor şu anda. Şu anda pozisyon o. Benim tavsiyem, altın her zaman alınır. Uzun vade, kısa vade değil. Böyle bir aylık, iki aylık için demiyorum ama uzun vade için vatandaşlarımıza en iyi tavsiye edeceğim şu anda altın. Çünkü bu seçim ağzı, ben altında bir gevşeme bekliyorum bizim seçime doğru. Altında bir düşüş bekliyorum. Bizim seçime de 45 gün falan var yaklaşık. Altında bir gevşeme bekliyorum. Çünkü bunun, bu yükselişin bir kar satışı olacak dünyada ve onun bir geri dönmesi olacak. Artık 50 lira mı olur, 100 lira mı olur, bir geriye dönüş bekliyorum ben altında. Peki altın alırken veya satarken nelere dikkat etmeliyiz? Ya vatandaşımız zaten bildiği kuyumcusuna gidiyor. Yani kuyumcudan aldıktan sonra altında sıkıntı olmaz. Zaten bizim burada da daha çok eski kuyumcular var. Herkes altından anlayan insanlar. Aksaray gibi yerlerde bir sıkıntı ancak olmaz. Ancak büyük şehirlerde, orada işte yeni kuyumcular ya da kenar seplerde açanlar, herkes altından o kadar anlamayabilir. Orada ufak tefek sıkıntılar oluyor ama bizim Aksaray'da pek altın üzerinde sıkıntı olmaz. 24 ayar 1250 lira. Bilezik 1180 lira, çeyreğimizde 2050 lira. Yani şu vatandaş en çok çeyrek sorduğu için ben ondan size o bilgiyi veriyorum. Euro şu anda yaklaşık 21'i geçti euro. 21.250 civarında. Dolarda 19.350-400 civarında. Bu gördüğünüz altın özel Cumhuriyet'in 100. yılı için basılmış Peygamber Efendimiz'in altın mührü. Bu Peygamber Efendimiz'in mührü oluyor. Bu da arkada camimiz ve 100. yıl hatırası. Diyetisyen Merve Korkmaz, Ramazan ayında nasıl beslenmemiz ve vücudumuzdaki sıvı kaybını nasıl dengelememiz gerektiği hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte 14 saat aç ve susuz kalan vücudun nasıl beslenmesi gerektiği herkesin kafasında soru işareti bırakmaya başladı. Diyetisyen Merve Korkmaz yaptığı açıklamada, sahurda genel manada su tüketimine dikkat edilmesi gerek. En az 2,5 litre su tüketilmeli ve çok tuz tüketimine dikkat edilmeli. Çünkü tuz susuzluğu tetikler dedi. Öte yandan Ramazan ayında kilo artışına dikkat çeken Korkmaz, iftarda çorba, su, hurmadan sonra 15 dakika mola verilmeli. İftar ve sahur arasında özellikle 2 fincan bitki çayı içilmeli. Ve bu dönemde kabızlık da yaygın olarak görülüyor. Bunun için de suyun yanında kuru kayısı kullanılabilir dedi. Herkese merhabalar. Bugün Ramazan'da beslenme konusunu konuşacağız. Ben diyetisyen Merve Korkmaz. Öncelikle iftarımızı nasıl yapacağımız hakkında konuşalım. Bir bardak suyumuzu içip bir hurmamızı tüketeceğiz. Daha sonra bir kase çorba içeceğiz. Bir 15-20 dakika kadar ara vereceğiz. Bu süreçte istiyoruz ki vücudumuz tükettiğimiz şeyleri algılayabilsin ve tokluk sinyali vermeye başlasın. Daha sonrasında Ramazan'da genellikle kas kayıpları yaşadığımız için benim tercihim genelde etli yemekler. Ana yemekte etli yemekler tercih etmek oluyor. Sebzeli yemekleri bile tüketirsek, yani etli ya da kıymalı tüketmemizi öneririm genel olarak. İftardan yaklaşık 1,5-2 saat sonra bir ara öğün yapmamızı öneririm. Ara öğünümüzü de meyve yanında kuru yemiş olabilir, meyve yanında süt, yoğurt olabilir. Bu şekilde tercih edebiliriz.
İftardan 1,5-2 saat sonra egzersiz yapılmasını mutlaka öneririm. Çünkü Ramazan'da kas kaybımız çok fazla yaşanıyor. Bunun önüne geçebilmek adına mutlaka egzersiz öneririm. Daha sonra sahurda neler yapmamız gerekiyor? Yani bizim genel olarak sahurda bizi daha fazla tok tutacak protein kaynaklarını tüketmeye ihtiyacımız var. Bunlar nelerdir? Süt, yoğurt gibi, yumurta gibi, yulaf gibi bizi tok tutacak daha kaliteli kaynaklar bizim için daha ideal. Aynı şekilde yağlı tohumlar tüketebiliriz yine. Bunlar da bizim için iyi kaynaklar. Peynir yine bizim için iyi bir kaynaktır. Lakin peynir tüketiyorsak az tuzlu tüketimimize özen göstermemizi tercih ederim. Çünkü bu da bir susuzluk oluşturacaktır. Sahurda genel manada yine su tüketimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de çok tuzlu beslenmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü çok tuzlu zeytin vesaire tükettiğimizde gün içinde bu susuzluğumuzu tetikleyecektir. Yine ara öğünümüzde özellikle şerbetli tatlılara yönelmek yerine sütlü tatlılara yönelmemizi özellikle öneririm. Haftada 1-2 günü aşmamak kaidesiyle. Özellikle bu dönemde pide tüketimine dikkat etmemizi öneririm. Çünkü kendisi beyaz undan yapıldığı için çok miktarda tükettiğimizde tükettikçe tüketme isteğimiz gelecek ve kan şekerimizin ani yükselişine neden olacaktır. O yüzden bunu da yine aşırıya kaçılmamasına dikkat etmemizi öneririm. Sahurda tam buğday ürünler tüketmemizi öneririm. Çünkü tam buğday ürünler bizim için daha ideal ve tokluk süremizi yine daha fazla artıracak ürünlerdir. Bir de bu dönemde en fazla dikkat etmemiz gereken şey su tüketimimiz olacak. Özellikle iftarla sahur arasında günlük en az 2,5 litreyi bulmamızı herkese öneririm. Ramazan'la alakalı dikkat edeceğimiz bir diğer unsur, Ramazan'da bazen aşırı kilo artışı görmemiz mümkündür. Bunun için özellikle dikkat etmemiz gereken şey, iftarda çorba, hurma ve sudan sonra 15-20 dakika kadar bir mola verimi. Bir diğeri mutlaka olmazsa olmaz sahuru atlamamak. Bir diğeri yine iftar ve sahur arasında özellikle ben 2 fincan bitki çayı tüketimini öneririm. Yine bu da metabolizmamızı hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Sadece yeşil çayı bu dönemde çok fazla önermiyoruz. Çünkü vücuttan su kaybı yapıyor. Bu dönemde bir başka rastlanılan durumsa kabızlıktır. Yani konstipasyon dediğimiz. Bunun önüne geçebilmek adına da eğer böyle bir şikayetimiz mevcutsa suyun yanında 3 kuru kayısıyla beraber oruç açmamızı tavsiye ederim. Bunun yanında probiyotik takviye kullanmamızı tavsiye ederim. Bol su içme ve hareketimizi tavsiye ederim. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü nedeniyle Aksaray'da mama ve yemlerle araziye çıkan jandarma ekipleri sokak hayvanlarına ulaşarak karınlarını doyurdu. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle araziye çıktı. Sokak hayvanlarına ulaşmak amacıyla her zaman olduğu gibi hayvanların gününde de onların yanında olan jandarma ekipleri araçları yükledikleri yem ve mamalarla dağ bayır demeden gezerek sokak hayvanlarına ulaştı. Hayvanlara yem ve mama veren jandarma ekipleri kendi elleriyle hayvanları beslerken jandarmayı gören köpekler ekiplerin yanından ayrılmadı. Sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi ve yaşam şartlarının kolaylaştırılması amacıyla sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada Aksaray genelinde ilçe, belde ve köy yollarında da ekipler sokak hayvanlarına ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nca çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilecektir denildi. Yedikent'te riskli bulunan okulun öğrencileri depreme güvenli okula nakledildi. Aksaray Valiliği kentte depremsellik testleri sonucunda Yenikent Beldesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun tahliyesine karar verdi. Kararın ardından okulda eğitim gören 67 öğrenci beldedeki Cumhuriyet İlkokulu'na nakledildi. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in Aksaray'a kazandırdığı Cuma Pazarı Semt Pazarı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla açılıyor.
Aksaray Belediyesi son yıllarda modern kent görünümünün gereği olarak pazar alanlarının kapalı olması için şehir genelindeki birçok pazar alanında çalışma yaptı. Kapalı pazar alanı sayısını arttıran Aksaray Belediyesi'nin son çalışması, Şifane Mahallesi Mithat Gürsoy İlkokulu karşısında bulunan Cuma Pazarı'nda oldu. Uzun yıllar boyunca kullanılan pazar alanının ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamaması üzerine yenileme çalışması başlatıldı. Pazar alanının daha kullanışlı hale gelmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında deforme olmuş çatıları sökülerek altyapı eksiklikleri giderildi. Altyapısının tamamlanması ile birlikte zemin iyileştirme ve betonlama çalışmaları ile birlikte çatı kaplamaları da yapıldı. Cuma semt pazarı yenilenmesi ile birlikte toplamda 3300 metrekarelik kapalı alanda hizmete alındı. Cuma pazar alanında yapılan yeni çelik çatı ile ilerleyen süreçte güneş enerji santrali kurulabilecek biçimde projelendirildi. Pazar esnafının ve 3 mahallede ikamet eden vatandaşların iklim şartlarından etkilenmeden kullanacağı kapalı pazar alanı 5 Nisan Perşembe günü saat 18'de açılacak. Bir dizi ziyaretler için Aksaray'a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, açılışın ardından pazar alanında kurulacak mahalle iftarında vatandaşlarla bir araya gelecek. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ve il protokol üyelerinin katılımı ile yapılacak olan açılışa, mahalle iftarına tüm vatandaşları davet etti. Eğitimci yazar Eylül Bozkaya yaklaşan üniversite sınavı süreciyle ilgili genel bilgilendirme yaparken öğrencilerde çeşitli kaygılar başladığını söyledi. 2023 Yükseköğretim Kurumları sınavına günler kala öğrenciler ve velilerde heyecan başladı. Eğitimci Eylül Bozkaya sınav süreciyle ilgili tüm merak edilenleri cevapladı. Geçtiğimiz haftada Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencilerin temel yeterlilik sınavına ön hazırlık yapmış olduklarını ifade eden Bozkaya, 17-18 Haziran'da yapılması planlanan sınavda öğrencilerde çeşitli kaygılar başladı. Beklentimiz pandemi dönemindeki sınav ile eşdeğer sorular çıkması yönünde dedi. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte sadece ilk dönemin konularından sorumlu olacak öğrencilerde konular yetişmeyecek mi acaba, çalışmam yeterli olacak mı gibi endişelerin arttığını belirten Bozkaya, öğrencilerin TYT konularını denemeler üzerinden çalışmalarına bol bol devam etmeleri gerektiğini, öğrencilerin çözemediği sorular konusunda mutlaka dönütler vermeleri gerektiğini ifade etti. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Emrot Eğitim Kurumları Kurum Müdürü Eylül Bozkaya ben. Öğrenci koçu, aynı zamanda eğitim danışmanı, eğitimci yazarım. Yaklaşan bir YKS sürecimiz var. YKS 2023 artık sayılı günler kaldı. Ve bu süre zarfında öğrencilerimizin ve velilerimizin aklında birçok soru işareti var. Yaklaşan süre zarfında kalan konulardan, çıkarılan müfredatlardan, sorumlu olunan müfredatlardan ne kadar ders çalışmaları gerekliliği, planlama yapılırken nelere dikkat edilmesinin gerekliliği, beraberinde TYT ve AYT diye bahsettiğimiz sınavın aslında bir bütün halinde geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında çıkarılan müfredatlarla birlikte nasıl bir sınavın bizi beklediği noktasında öğrenci ve velilerimizin çok ciddi soru işaretleri bulunmakta. Bir nebze de olsun o soru işaretlerine cevap üretebilmek adına buradayız. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz pazar 2 Nisan 2023 pazar gününde MSÜ sınavı gerçekleşti. MSÜ sınavı aslında TYT'nin bir nevi provası niteliğinde bir sınavdır. Bu sebeple de TYT'de hemen hemen MSÜ soru bantlarına benzer sorular beklenir. Bu şekilde sorular gözlemlenir. Peki 2 Nisan 2023 tarihli yapılan MSÜ sınavında öğrencilerimizin sınav hakkındaki yorumları nelerdi? Şimdi baktığımız zaman matematiğin özellikle mantık sorularında çok fazla zorladığını söylüyor öğrencilerimiz. Beraberinde Türkçenin ve matematiğin önceki yıllara göre daha kolay olduğunu söylüyor. Türkçede zorlanmadıklarını söylüyor öğrencilerimiz. Bizzat kendi branşım olan tarihte, kendim de incelediğim için, aynı zamanda soru da yazdığım için zor olduğunu söylüyor öğrenciler. Aslında seçici sorular vardı. Zorluk derecesi öğrenciye göre bir tık üst olabilir ama beklenen bantta sorular geldiğini söylemek isterim. Felsefe sorularının da öğrencileri çok zorladığını
belirtmek istiyorum. Onun haricinde sosyalin genel anlamda geçtiğimiz yıllara göre daha zor olduğunu öğrencilerimiz beyan ettiler. YKS 2023'e yaklaşık 74 gün kaldı. 17 ve 18 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan bu sınavda 17 Haziran'da TYT sınavı sabah saat 10.15'te. 18 Haziran'da AYT sınavı yine pazar günü sabah saat 10.15'te başlayacak. YDT dediğimiz dil sınavı ise 18 Haziran pazar günü saat 15.45'te yapılacak. Şimdi baktığımız zaman çıkarılan müfredatlarla birlikte öğrencilerde ciddi olarak kaygılar başladı. Aslında biz bu sene pandemi dönemindeki sınava eşdeğer bir sınav bekliyoruz. Pandemi yılında da hatırlayacak olursanız müfredatlar çıkarılmıştı. Hatta öğrenciler bir rahatlığa sevk etmişti bu durumu. Öğrenciler daha kolay sorular, işte daha az müfredattan sorumluyuz. Daha kolay bir sınavın olacağını öngörmüşlerdi. Ancak görüyoruz ki çok da kolay bir sınav olmamıştı o dönemde. Özellikle Türkçe ve paragraf soruları öğrencilerimizi çok fazla zorlamıştı. Yine bu dönemde açıkçası seçici soruların çok fazla olacağı bir sınav beklenmekte. Yaklaşık olarak 3,5 milyona dair başvuruda bulunmuştur. Ve bu sınavda öğrencilerin biliyorsunuz ülkemiz ulusal bir felaket olarak nitelendirilen deprem felaketiyle karşı karşıya kaldıktan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte denildi ki öğrenciler bazı derslerden, bazı ünitelerden, müfredatlardan muaf tutulacak. Sadece ilk dönemi müfredatlarından sorumlu olacaklar şekliyle bir açıklama geldi. Bu durum öğrencilerde çeşitli kaygı bozukluklarına sebebiyet verdi. Öğrenciler dedi ki acaba işte yetişmeyecek konular vardı, tamam rahatladım ama kalan konulardan ben ne yapmalıyım? Ya da bu zamana kadarki çalışmalarım noktasında geldim, işte birinci dönem konularını zaten bitirdim. İkinci dönem için çalışmayı bırakmalı mıyım, sadece deneme mi çözmeliyim? Bu noktalarda öğrencilerimizle açıkçası bir rehberlik çalışması yapıldı. Kurumsal anlamda ve okullarda yaptığımız seminerlerde de bu anlamda öğrencilerimizin merak ettiği soruları cevaplamaktayız. Öğrencilere tavsiyem şudur. Evet, sınava sayılı günler kaldı. Zaten birinci dönemin konuları tamamlanmış olması gerekiyor. TYT konularının bol bol denemeler üzerinde, özellikle branş denemeleri ve alan denemeleri şeklinde denemeler üzerinde devam ettirilmesi gerekirken, çözemediği sorular noktasında öğrencilerin mutlaka ve mutlaka dönütler vermesi, öğretmenlerine danışması ve onların doğru cevaplarını öğrenerek netlerini artırmalarını hedeflemelerini öneriyorum. Onun haricinde kalan süre zarfında AYT ağırlıklı bir çalışma yapmalarını öneriyorum. Çünkü AYT biliyoruz ki yerleştirmede %40 bandında TYT, %60 bandında da AYT'nin yerleştirmedeki etkisi çok büyük. Bu sebeple de AYT'ye daha yoğun çalışmaları, AYT'ye çalışırken de konu artı soru şeklinde götürmeleri, günlük planlamalarda mutlaka ve mutlaka TYT'de soru bandında götürürken AYT'de de konu artı soru şeklinde götürmeleri ve branş denemeleri şeklinde de yine konularını, çalışmalarını tamamlamalarını öneriyorum. Haftada bir kez, en az bir kez TYT denemesine devam etmeleri gerekiyor öğrencilerimiz. AYT denemeleri zaten Aralık ayının son haftasından itibaren yeni yayınların yeni basımlarıyla birlikte başlamıştır. AYT denemelerine de bu tarihten itibaren yine devam etmelerinin gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Bilindiği üzere üniversitelere başvuru tarihleri 8-23 Mart arasında gerçekleşti. ÖSYM'nin sitesinden ve mobil uygulamalardan öğrencilerimiz başvurularını yaptılar. Ancak deprem bölgelerindeki öğrenciler için de bulundukları bölgelerde, ikamet ettikleri bölgelerde üniversite sınavına girebilecekleri şekliyle başvuru alanları oluşturuldu. Onun haricinde deprem illerimizden de sadece 4 tanesinde sınav yapılabileceği ÖSYM tarafından belirtildi. Sınav yapılacak illere baktığımız zaman Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman şekliyle belirlendi. Sınav yerleşim yerlerinin değiştirilmesi noktasında da son tarih dün akşamdı. 23.59'a kadar adaylar dilerlerse başvuru merkezlerinden sınava girecekleri alanlara dair değişiklikler yapabileceklerdi. Onunla ilgili de son tarih maalesef ki dün gece sona erdi.
Öğrencilerimizin hiçbir şekilde motivasyonlarını bozmadan, zamanı güzel bir şekilde yöneterek, stres ve kaygılarını düzgün bir şekilde yöneterek planlama dahilinde çalışmalarını öneriyorum. Kendilerine çalışma alanları tahsis eden öğrencilerim bu çalışma alanlarını ve saatlerini verimli hale getirerek aslında kalan süre zarfını çok iyi bir şekilde kullanabilirler. Eğer sınav zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolay. Bilindiği üzere üniversiteler artık puan odaklı değil, sıralama odaklı yerleştirme yapmakta. Bu doğrultuda da öğrencilerimizin herkesin girebileceği sınavda kendi yerini edinebilmesi adına en iyi şekilde kendisini tanıması, kendi çalışmalarına kendini tanıyarak yön vermesi gerekiyor. Kalan süre zarfını en iyi şekilde kullanıp, verimli şekilde dönüştürüp sınavı en güzel şekilde tamamlayabilmelerini temenni ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerime şimdiden başarılı, motivasyonu yüksek bir çalışma süreci diliyorum. Niğde'de emlak sektörüyle ilgilenen İmdat Yağmur emlak piyasasını anlattı. 2022'de ciddi anlamda ev kiralarında artış yaşanırken 2023'ün ilk 4 ayında ev kiraları zirveye ulaştı. Ev almak da sorun, kiralamak da. Konuyla ilgili emlak sektöründe hizmet veren İmdat Yağmur, mikrofonlarımıza özel yaptığı açıklamada sektöre dair sorularımızı yanıtladı. Daha önce de bahsettiğim gibi müteahhit arkadaşlarımız yaklaşık 3-4 senedir kazma vurmuyorlar. 3 sene 4 sene önce 200 tane müteahhit varken şu anda atıyorum 40-50 tane. Varazi söylüyorum rakamları. Kiralık konusunda da kiracı ve kira ev sahipleri arasında mutlaka bir sıkıntılar yaşanıyor. Şöyle örneğin 1000 liraya oturuyor yaklaşık 3 senedir bir kiracı veya 1200 liraya oturuyor. Ama şu anda dönüp baktığın zaman da 4-5 bin liradan aşağı kiralar yok. Kiracıyla ev sahibinin arasındaki sıkıntıda bir uzlaşma sağlanması gerekiyor. Bu da sağlandığını tam düşünmüyorum ama bize temas eden arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Şu an minimum kira fiyatı ve maksimum kira fiyatını söyleyebilir misiniz? Yani minimum derken sobalı bir daire yani 2000 liradan aşağı değil. Kaloriferli normal işte mahalle semtine göre 4-5 bin daha üstünde inanın ben de bilmiyorum. Peki geçen yıla kıyasla bu fiyatlar neydi geçen yıl? Yarı yarıya. Yarı yarıya. Tabii. Peki şimdi deprem de oldu. Söylediğimiz gibi bir afet yaşadık. Arsalara da rağbet arttı diye biliyorum ben. Evet. Yine ben kendi düşüncemi paylaşmak istiyorum. Bundan önce emlakçılık yapmaya başladığımda tüm arkadaşlarımıza gidin arda alın, arsa alın demiştik. Ve arsa almanın ne kadar şart olduğu ortaya çıktı. Burada bundan sonra bana göre Niğde Belediyesi veya belediyelere iş düşüyor. Küçük iki katlı evler veya işte atıyorum 4 katlı, 5 katlı konutlar yapması gerekiyor. Örnek Fertek tarafında kesinlikle ben yüksek katın verilmesini istemiyordum. Büyük bir ihtimalle ona engel olundu. Bundan sonraki süreçte böyle dağ baş dediğimiz veya uzak yerlere villa kentler yapmalı. İşte Ankara'da görüyoruz, İstanbul'da görüyoruz 80 metrelik, 100 metrelik, önünde 80 metre, 70 metrelik yeşil alanı olan, işte köpek kulübesine kadar yapılmış böyle küçük villa kentler var. Bunun üzerine ağırlık verilmeli. Ancak apartmanlardan çok müstakil evler tercih edildi. Tabii ki bu depremden dolayı, herkes çok korktuğundan dolayı hep birlikte müstakil evlere doğru yöneliyoruz. Ama şimdi şöyle, kiranın geriye geleceğini düşünmüyorum. Konut fiyatlarının da geri geleceğini düşünmüyorum, satış fiyatlarının. Arsa fiyatlar zaten olabildiğince yukarıya çıktı. Ne kadar arsa fiyatları? Şöyle söyleyeyim, depremden sonra %150 artan oldu. %200 artan oldu. %100'ün altında kalmadı zaten. Şimdi sırada hava durumu var.
Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenimizle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal.